Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Kişinin huyu değişmez. Cehaleti ilme değişir. Davranışları değişebilir. Fakat karakteri, huyu arkada gizli durur da durur. Asla değişmez. Bunun hakkında bir hadis-i şerif de var. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, şu gördüğünüz dağların yürüdüğünü söylerseler, ki hakikaten fizikte de yürüyor, İnanınız. Çünkü verdiği misal yanlış yok. Şu gördüğünüz dağlar diyor yürüdüğünü duyarsanız inanınız, ama kişinin huyunu değişeceğini söyleseler inanmayınız. Huy, karakter yapıdır. Davranışı ilmi değil o. Yani benim davranışım değişir, namazsızlığım, namaza başlarım, sana iyi davranırım. Bu değil yani huy. Yani karakter, ben buyum. Yani davranışların değişir, konuşman değişir, malumatın değişir, eylemin değişir, konuşman değişir. Mesela nedir abi? Yazılım, yazın. Anakart değişmiyor. Yani mesela huy dediğimiz ahlakların cemi var ya, temel şey. Orada her bir hissin, her bir özelliğin ifrat, tefrit, vasatı var. Benim değişecek olan şu: İfratta olan vasata, vasatta olan tefrite, tefritte olan ifrata geçebiliyor. Ama bu değişmiyor. Yani ana yazılım değişmiyor. Onun için halk tabii şöyle demiş. Bu toprakta değişir ancak diye. Yani insanda böyle biraz baktığınız zaman ana karakter var, karakteri. Ana yazılımı var. Mesela bir insanın meraklı olması huy mudur? Merak olması merak huydur, ama merakı eğitirsek merak aktif olur veya tefrit ve ifratta olur. Merak huydur, ama merakın vasatı, ifratı, tefriti eğitmeye bağlı. Mesela biyolojik huylarımız var, cinsellik huylarımız var. Yani mesela erkektir vesaire. Bir de demek istemiyorum pek fazla, kim ne anladıysa diyorum da, sonra kader karşıma çıkartacaklar. Yani huydan kim ne anladıysa, sonra kaderi karşıma, değişmez kader. Yapsam bile üzerine, üzerine boya vursam bile altı kusuyor. İnsan huyu biraz kader olmuş oraya yani. Çünkü geleceğini belirliyor huyu. Yani böyle karakter işte. Pek izah etmek istemiyorum. 40 yaşından sonra kimseyi değiştirmeye kalkma. Artık her şeyi ruhsu peyda olur. Yani kirler ve kokular çamaşıra sirayet etmiş. Çamaşır olmuş artık. 40'tan sonra abi derse gelir misin? Gidelim deyin. Zorlamayın. 40'tan önce. 40'tan sonra ruhsu peyda eder. Karakter olur artık. O gelse bile sorun çıkardı. 40'tan sonra gelenler problem çıkartıyor zaten. Namaza başlasa sırtı müsait değil, beli müsait değil, kafa müsait değil, abdesti müsait değil. Acayip bir şey yani. Bak, kirli çamaşır yıkama, yıkama, yıkama karakter olur. Siniyor içine. Hazreti Ali ne güzel demiş. Kirli çamaşıra koku değil diyor, sabun lazım diyor. Bazen o kadar kirleniyor ki sabun bile yetmiyor. Senelerce, belki haftalarca leğenin içinde, suyun içinde durursa belki çözülür. Kirli çamaşıra koku değil, sabun lazım diyen Hazreti Ali radıyallahu anh sözünü hatırla diye. Bak, demeden burayı da hatırladım.
Hayatında kuralın dine uygun olsun. Sakın sen bozma kuralını. Sen bozmayınca şeytan bile senin kuralını bozmaya cesaret edemez. Yani disiplinden taviz verme. Ben mesela bir tane örnek vereyim. Mesela seyahatlara çıkıyorum. Mesela dershanede kalınca oradaki ilçedeki abiler veya kardeşler beni kahvaltıya davet ediyor. Pazar günü. Herkes yatıyor, memurdur. Abi kaçta gelirsin? Bir örnek için veriyorum. Kardeşim benim saat sabahta kahvaltım 8.30'dır. Abi pazar yani onda yapsak inşallah başka zaman ben gelemem. Tamam abi tamam. Yok. Bitti. Siz onda kalacaksınız. Ben sizin nizamınızı bozmam. Ama siz de yanlış yapıyorsunuz. Niye? Sen nereye gidiyorsun dedi. Devlet planlamada çalışıyorum dedi. Yeni yer. Kaçta kahvaltı yapıyorsun dedim sen normalde. Abi 7'de yapıyorum. 7.30'da çıkıp 8'de işe başlıyorum. Dedim. Dedim ki pazar dahi olsa diğer günler ne zaman kahvaltı yapıyordunsa o zaman yapacaksın. Bozma kuralını. Öyle bir hayatında dengesizliğe sebebiyet veriyor ki bir öyle bir böyle. Hayatında dengesizliğe sebebiyet veriyor. Dedikodu, gıybetten ve manasız konuşmaların olduğu yerden uzaklaş. Çünkü sirayet eder sana. Laikaları esas almayan gruptan hemen uzaklaş. Dinin esasına zıt yaşayan, beyanat verip inandığını gösterenden, yılandan, akrepten kaçtığınız gibi kaçınınız. Mesela ne mevzusu var? Matematik. Matematik sorusunu fiziğin ve kimyanın formülüyle çözmeyin. Çözmeye kalkmayın. Kendinize kötülük yapmış olursunuz. Aynen bu örnek gibi. Mevzu dinse Edile-i Şeriye'ye götürün. Mevzu Risale-i Nur hizmeti ise laikalara götürün. Mesela soruyorlar. Abi şu grup. Bak kardeşim, bunu soran kardeşim, sevgili kardeşim, bu kadar ders dinliyorsun, bu kadar kitap okudun, hala Ahmet'in, Mehmet'in ağzına bakarak doğruyu mu öğreneceksin? He? Hala bu bir şeyin, bir hareketin, bir insanın sözünün, bir insanı ve bir hareketin ne olduğunu hala Ahmet, Mehmet'in yorumuna mı muhtaçsın? Yani nasıl kızmayayım ya? Nasıl üzülmeyeyim? Kardeşim ne konusu? Nesini konuşuyorsun? Hizmet. Abi hizmet midir? Hizmetin dusturları bellidir. Vurun ona. Kıyas vurun ya. Şablonu vurun. Efendim dini faaliyet. Din hizmeti midir? Şeriata vurun. Şeriat ölçüleri var. Haram helal var mı? Makbuldur. Haram helal yoksa atın çöpe, hiçbir değeri yoktur. Allah'a isyan ederek Allah'a itaat iddia edilemez. Neresi o? Ben onu bir kayda söylüyorum. Allah'a isyan ederek Allah'a itaat olmaz. Dine muhalefet ederek dine hizmet edilemez. Risale-i Nur'a muhalefet ederek nurculuk olmaz. Her şey bellidir kardeş. Allah Resulü'ne güzel demiş. Haram bellidir, helal bellidir. Ben hayret ediyorum ya. Nasıl hayret etmeyeyim? Şeriata uyuyor mu? Uyuyorsa makbuldur. Uymuyorsa haramdır. Şeriat mevzusuysa, matematikse kimya ile çözme. Ama abi güzel şey oluyor. Şöyle biz kendimizi eğlendiriyoruz. Ha tamam o güzel. O nokta diyor. Şeriata uyuyor mu uymuyor mu? Ha hizmet. Hizmet mi iddia ediliyor bir şey? Sifo değil ki. Nurdersi.com bizim site. Şeriata uyuyor mu uymuyor mu? Nurculuğa uyuyor mu uymuyor? Sırf onlar diyor ki nurculuğa uyuyor mu uymuyor? Ha, ne iddia ediyor bu? Dine hizmet. Dine vurun. Dine vurun. Dine ölçü yapın. Kıssas odur. Dine vurun bakayım. Dine bir haram bir şey var. Ben kadın erkek karma ders yapıyorsam iki elim sizden yakanızda olsun. Beni çöpe atmazsanız.
Beni dinlemeyin arkadaş. Dinliyorsanız ahmaksınız. Ahmak, ahmak. Ahmağın da çaresi yok biliyor musun? İsa Aleyhisselam diyor ki, ben diyor ölüyü dirilttim Allah'ın izniyle. Cüzam hastalarını düzelttim. Ahmaların gözünü Allah'ın izniyle açtım. Ahmağı düzeltemedim. Ben dine muhalefet ediyorsam, siz bana arkamdan geliyorsanız, siz ahmaksınız. Yazıklar olsun size. Ben nurculuğu iddia ediyorum. Risale-i Nur'u layıka şey yapmıyorum. Layıka okunmayan dershaneyi terk ediniz. Çünkü orada fert hakimiyeti var. Layık okunmayan yerde kişi hakimiyeti var demektir. Onun için okutturmuyor. Hizbul Kur'an okunmayan evde sıkıntı var demektir. Sıkıntı var demektir. Her şey açık. Şeriat olur. Altınsa alın Febiyan. Gümüş, şey demirse atın çöpe. Hiç Ahmet Mehmet değil yani. Soru oradan geldiği için. Tamam. Mesela kimyaya soru geldi. Abdülkadir bu soruyu çöz dediler. Kimya. Biyolojiyle çözebilir misin? Peki dine ait olan bir şeyi kanaatlara niye götürüyorsun? Herkes kendi dünyasını söylüyor. Din demiyor ki. Kaç kişi çıkar dinde bu böyle bir hüküm olduğundan, şu da dine muhalefet edildiğinden, şu şudur diyen kaç kişi var? Bana göre diyor. La sana göre din var mı? Kanaatlarda din olur mu? İmam Ebu Yusuf diyor ki, sana fıkıh diyor, itikatta değil ha. Fıkıh bir soru sorsalar, bilmediğin ama tahminen söylesen, tahminin de doğru çıksa haramdır söylemen diyor. Niçin? Herkesi bu kapı açıyorsun. Ya dinde yorum olur mu ya? Ancak hikmetini izah edersin. Dinde ahkamı Allah vermiş. Haram demişse haramdır, helal demişse helaldir. Sırf o insanlara ait değil. En çok beni sorgulayacaksın. Ben sana minnettar oluyor. Allah senden, yer gök sahibi olan Allah senden razı olsun diyor. Sorgula beni ya. De ki dine muhalefet ediyorsun kardeşim. Ayağına kurban olayım. De bana bunu ya. Risale-i Nur'un düsturlarına zıt hareket ediyorsun. De bana ya. Bak Risale ama göstereceksin. Kanaatına hiç atıyorum çöpe. Kanaatlara hiç kale almıyorum. Kimden gelirse gelsin. Ama bana gösterecek. Bak ikinci emirdanda şu var ha kardeşim, sen böyle yapıyorsun. Allah senden razı olsun. Çak. O ders varsa dersi iptal ediyorum. Çökertiyorum. Ondan sonra milleti aynı dersten bir daha ders yapıyorum ve böyle dediğimi ve yanlış dediğimi, özür dilediğimi beyan ediyorum. Çünkü ben bu dünyada beklentim, hiçbir şeyim yok. Ben sizi kandırırım, Allah'a kandıramam. Ben dünyada bir beklentim yok, hizmetin dışında hiçbir şeyim yok. Onun için ben bildiğim doğruları söylüyorum. O zaman bilmediğim doğrular var, onu da sen gösterirsen minnettar olurum, göster. Ha ben de senden şunu istiyorum. Risale istediği, Allah'ın da istediği nedir o? Arkadaşlar artık kısa ölçülere vurmayı öğrenmemiz lazım. Ölçülere vurmayı öğrenmemiz lazım. Bu nedir? Belli kardeşim. Tombala çekilmiyor ki. Layıka okunmayan, bak, layıka okunmayan, dinin esasatları yaşanmayan ve dini ölçüleri yapılmadan hizmet denilen yerlerden, yılandan, akrepten kaçtığınız gibi kaçınınız. Yoksa akrep sizi de sokar. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ Yanaşmayın, ateş sizi de dokunur. Yanlış abi. Said fitnenin içinde düzeltip öyle miydi abi? Said fitnelere maruz kalandır. Said fitnelere maruz kalandır. Said fitnelere maruz kalıp sabredendir. İçindeyken düzeltemez diye. Düzeltemez. O tarihçide geçiyor. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam'ın diyor o ilk barlar hayatı var ya, tarihçi hayatta meclise gitmiş Ankara'ya. Meclise gidiyor. Baktı ki diyor hadisin verdiği, ihbar ettiği Deccal'ın zuhurunu gördü. Diğer bir hadise uyarak ona karşı siyasetle mücadele edilemez. Mücadele etmeyiniz, dusturuna uyarak
meclisi terk edip Erek Dağı'na çekilir diyor. İçinden düzeltemezsiniz. Dışarıdan gücünüz varsa düzeltirse düzeltir. İçine giren her şey ifna olur. Batılla, yani haram helal karma olan bir hareketin içinde olan her şey batıl olur. Yani bir damla bile haram olan necis, şarap bir tencereye damlasa hepsi gitti. Onun için defi mefasit evladır. Bu asırda usul esas olmuş. Yani haramla farz çatışınca ne yapacağız? Haram işlememek için farzı terk ediniz. Kastamonu'da anlatıyor değil mi? 148'de anlatıyor. Haramla farz çatışırsa ne yapacaksınız? Haram işlememek için farzı terk edeceksiniz. Farz. Beni dinlemek farz değil ki. Sohbeti gelmek farz değil ki. Konferanslara girmek farz değil ki. Yani farz olan bir şeyi terk ediyorsun ve haram olmuyor sana. Adam, kadın farz diye tek başına mahrem olmadan hacca gidiyor. Aman aman her gün sorarlar ümredence. La kardeşim haram. Değil farz yerine gel. Haram işliyorsun. Mahremi olmadan seferi bir yolculuğa çıkamaz. Bunu çocuklar da bilir. Abi bir grup olarak gidiyoruz. Kimle gidiyorsunuz? Hepsi kadın. hepsi haram işti. Yani, küllümen haram. Başörtüsü namaz kılmak gibi. Yani bu haram yani. Kıyas etmem de haram yani. Başka bir soru. Abi bizim gruptan bir tanesinin kocası ve iki tane kocası. Daha beter haram. 5-6 tane tavuğun içinde 2 tane horoz. Daha rezil, daha kepaze. O fitneyi nasıl önleyeceksiniz? O grubun onu teslim ettiniz. Daha acayip rezil. Ya neresine bakarsan bak ya. Her taraf kokuşmuş ya. Kokuşmuş ya. Ne yapacağız abi? Farz olmuş bana kadın olarak para. Vekil gönder. Veya mahrem. Bir mahremini bul. Yeğenini bul. Kardeşini bul, babanın, oğlunu. Ya din ortada ya. Şimdi bazılar bana kızacak biliyor musun? Kızıyor. Oğlum bana kızmak gibi gözükürken Allah'a muhalefet ediyor ya. Başka. Allah'a mukaddesatına vefasızlık yapana vefa yapma. O bizim tekerleme cümle vardı. Mukaddesatına vefasızlık yapana vefasızlık yapmak, mukaddesatına vefa yapmaktır. Başka, Allah'ın kullarını Rab edinme. Edile-i şeriyi elden bırakma. Allah'ın kullarını Rab edinmek ne demek? Dine muhalefet ettiği halde abim, hocam bir bildiği vardır demek, o senin ilahındır. Dine muhalif olduğunu söylediği halde. Allah'ın dininde karşı haddallah, bak haddallah, Allah'ın dinine had getiriyorlar diyor. Haddallah, Allah'ın dinine karşı, Allah'ın hükmüne karşı hüküm getiren ve o hükme ittiba eden, getiren de ittiba eden de aynı cinsten kafir olur. Allah böyle diyor, o da diyor ki hayır. Yani Allah diyor, haşa, tövbe estağfurullah, alabilemedi yani. İşte o ayeti okuruz ama hep dışarıya uygularız. Yani birbirinizi Rab iddiaz etmeyiniz. Nefsini ilah edineni görmedin mi? Men ittehaza ilahahu hevahu. Hevayi nefisin mabut yaptılar. Yani hep dışarıya uyguluyoruz bunu. Oysa biz ya, biziz bu. Ben bir şey söylüyorum size. Abi dedi bir hikmeti var. Lan dine muhalif bu. Dine muhalif. Muhalifse ben Rab iddiaz ettin. Eğer beni kibarla teşeğe olarak bana bir şey diyemiyorsan, Allah'ını Kur'an'ını seversen ya, sessizce çekip git ya, uğrama bana. Uğrama, dinleme beni. Belki bana ilaç verdiler. Belki ben kafayı oynattım. Bilmeyerek belki zarar veriyorum, art niyetim yok. İlaç veremezler mi? Niye dinliyorsun beni? Diyecek de manyağın birisi ya, baksana ya, beni dinlemeyin diye ders yapıyor diyor. Cumartesileri bazen diyorsunuz ya abi,
Buraya gelmek zorunda değilsin. Ha, gelmeye niye geliyorsunuz dedim. Zarardan fazla başka bir karınız yok bana. Gelenlere diyoruz abi. Onlar ilk kez gelmiş mesela. Siz öyle demişsiniz ama daha çok geliyor. Yani ben onun için demiyorum zaten. Ya. Arkadaşlar, fıtratınıza nereye uygunsa ona gidin. Buraya gelmek zorunda değilsiniz. Sizin gelmeniz bana kar değil. Çay içiyorsunuz zarar. Tuvalete gidiyorsunuz, su kullanıyorsun, kağıt kullanıyorsun, oraya oturuyorsun vesaire. Bana ne getiriyorsun ki? Ha geliyorsan Allah için geliyorsun. Tamam febiha sevap. Ama ben senin, belki ben fıtratına uygun toprak değilim. Bende saksı var, sen çınar ağacısın. Ya çınar ağacı saksı de buyur mu? Belki fıtratın çok geniş. Niye bana mahkumsun? Ben biraz sonra sana ne yapacağım biliyor musun? Öyle bir göstereceğim ki benim grubumu, bunun dışındaki batıldır. Cemaatim olur din sana. Cemaati terk etmek, dini terk etmek gibi zor olur. Beni terk etmek, peygamberi terk etmek gibi olur. Abiyi terk etmek, cemaati terk etmek, şeyhi terk etmek, hocayı terk etmek, peygamberi terk etmek gibi ağır olur. Terk edemezsin. Bunları diyen de yok. Çünkü niye? Adam böyle niyeti yok ki. Ya nasıl desin? Nasıl desin? Ne işiniz var orada diyor. Bizim cemaat geleneğinde diyor sen başka yere gidemezsin diyor. Biz en istikametli buyuz diyor. Biz haklıyız. Niçin haklısınız? Musa Ümmet Cadde-i Kübra'dan gidermiş. Çok ciddi bir cemaatin sözü bu. Yani Risale'de geçiyor bu söz de onu orada kullanıyor. Ne demek? Muzam-ı Ümmet Cadde-i Kübra'dan gider. Yani biz cemaatler içinde en karabalığız, dolayısıyla haklıyız. Aynı ayeti kerimede geçiyor. Peygamberimize dedikleri zaman, ya Muhammed sen kimse 2-3 kişisin diyor. Bak bunlar hepsi diyor bizden. Ebu Cehil diyor. Aynı zamanda şu mezarlığa bak diyor. Hadiste de geçiyor bu. Mezardakiler de bizden. Dolayısıyla biz haklıyız. Muzam-ı Ümmet. Ümmetin çoğu buradan gidiyor. İyi vallahi. Beşte dördü iman etmedi. Beşte dördü şarap içiyor. Onlar haklı. Gelmek zorunda değilsiniz. Vallahi bilerek söylüyorum. Billahi inanarak söylüyorum. Niye geleceksin? Risale-i Nur dinlemeyecek misin? Git istediğin yere git arkadaş. Git Risale-i Nur'un. Ama tercihim şu. Diğerlerinde bir şey demem. Gitme demem tarikata şunu. Ama Risale-i Nur okumanı tavsiye ederim. Ama burası şart değil. Eğer size ben siyaset yapıyorsam Allah beni kahretsin. İnanarak söylüyorum. Kur'an'da da Allah yemin ettiği için söylüyorum. İnanarak söylüyorum. Nereye gidersen git. Allah rızası için söylüyorum. Git. Çünkü niye? Sen belki balina balığısın. Ben sana göl yapmışım. Benim gölüm var. Nasıl büyüteceğim seni? Nasıl büyüyeceksin? Sonra bana zarar vereceksin. Ben seni saksiye dikersem sen de çınar ağacıysan oysa saksı da çiçek buyur. Eğer ben çınar ağacını dikersem, sen çınarsan, benim saksımı paramparça edeceksin sen. Böyle fıtratları içime alırsam almak istemiyor. Çünkü benim kapasitem yok onu taşıyacak. Gemi müsait değil, saksı müsait değil, göl müsait değil. Nasıl balinayı büyütüyor? Bu sefer balina, Karadeniz'in alabalıkları var ya, biliyor musunuz bu yolun derelerin kenarına, otların içine bazen oralılar bilir. Balık tutmaya gideriz de böyle bakarız böyle yazın daha çok dere kenarlarında alabalıklar gözükür. Böyle ya bir günlük ya 3-5 günlük. Hava çok sıcaksa alabalık hiç sıcak suyu sevmez. Yukarıya çıkmak istiyor soğuğa doğru dağın tepesine ama kesmişler. Bir iş yapıyorlar. Yolu kesmişler. Ya yol yapıyorlar ya yol yaparken toprak inmiş. Dolayısıyla balık yukarıya çıkamıyor. Ama su ısındı. Sıcak suda bulunmaktansa alabalık intihar ediyor. Dışarıya atıyor kendisini. Ola hayvan kadar hayvan olamadık ya. Balık kendisini diyor. Onun için rastlıyoruz kenarda. Derenin kenarında alabalık rastlıyoruz. İntihar etmiş. Çünkü orası onun zemini değil. Soğuğa geçecek. Sen de fıtratına uygun yere git. Gelme. Ama Risale'nin okumanı tavsiye ediyorum. Çünkü asıl mucidi olarak ben inanıyorum. Diğerleri yanlıştı değil mi? Haşa ve kele benim ağzıma mı düşmüş? Ben sevdiğim yeri söylüyorum. Onları da seviyorum. Peki. Bir de okuyayım şurayı. Allah'ın kullarını Rab edinme, edile-i şerî elden bırakma.
ikide bir farklı farklı konuşup farklı davranman muvazenesizlikten olduğunu unutma. Farklı konuşuyorum, farklı davranıyorum. Bir böyle Hasan, bir böyle. Bir böyle, bir böyle. Hangisisin kardeşim sen? Muvazenesizlik. Muvazene ve muhakeme yok. Ne demek? Bir elinde metre, bir elinde kantar yok. Muvazene vezin, muhakeme ölçü birimi. Yani kantarla, metreyle tartılacaksın, ölçeceksin, alacaksın içeriye, tartılacaksın, ölçeceksin, dışarıya vereceksin. İki de bir, bir böyle, bir böyle, bir böyle. Ne işin var böyle bir adam yanında ya? Yani ben anlayamıyorum ama tabii ki bir şey dediler bana. Abi dedi, böyle bir adam. Etrafında da adamlar varmış. Ulan hakikaten ya, ben ne kadar saf adammışım. Ben de bir cemaat kursam, bir böyle tuhaf tuhaf şey yapsam, kadınlarla, paralarla. Hakikaten beni de takip eden çıkarmış ha. Öyle öyle acayip ki. İlimde haram olmazmış. Gelin yanıma. Yaklaşın yaklaşın. Kadınlar ha. Allah Allah. Ulan ben, ulan bir böyle bir tarikat kurmam lazım benim de ya. Tövbe estağfurullah, ne gülüyorsun. Gidiyorlarmış ha. Gidiyorlarmış. Giden varmış. Bir bakıyorum. Şaka demiyorum ha. Adamın yırtık. Ben ilk çıktığı zaman. Ulan hakikaten gariban ya. İnşaattan mı geliyor dedim ya. Pantolonlar yırtık. Donları gözüküyor ya. Bu yırtık donları bile gözüken insanların, tamam mı? Bunu niye gavur böyle yaptı? Bu adam bok sürse gavur, bu da sürecek. Silme burayı. Görsün. Ne kadar hakaret ederseniz etsinler. Bak, metroda derslere giderken görüyorum karşı Üsküdar'a. Affedersin, donları gözüküyor. Şeyleri gözüküyor. Adam o kadar. Yırtık ya her taraf. Yırtık. Sen şalvar giymekten utanıyorsun. Adam yırtmış, donunu gösteriyor, utanmıyor. Ne kadar alçaklık kompleksine girmişiz biz. Ben şalvarla gidiyorum. Bu yırtmış, neyi yırtmışsın? Gavur öyle yapmış. Amerikan çobanların giydiği kot pantolon. Çoban giymiş, çoban. Memur kıyafeti değil. Hangi devlet adamının kot giydiğini gördün ki? Çoban elbisesi lan, çoban. Çoban mısın sen? O kotu birisi delmiş, yırtmış, serserinin birisi yapmış. Sen de onu taklit ediyorsun. Ulan hiç mi karakterin yok, hiç mi şahsiyetin yok ya? Hiç mi kimliğin yok ya? Hiç mi örf yok, hiç mi ananı yok? Hiçbir ocaktan gelmedin mi ya? Bir annem, bir soyun yok mu ya? Bunu nasıl müsaade ediyor kendin ya? Aklım hayalim almıyor ya. Koca adamsın lan adam, küpe ne işin var lan senin? Arkada saç takmışsın. Yani sen babasın ya. Çocuk şaşıracak. Anam sen misin, babam sen misin ya? Ana gibi, anası gibi arkasına saçı takmış. Bir de derse geliyor arkasına lastik sarmış. Ya bende mi manyaklık var ya? Ben mi kafayı öne ettim ya? Yani sen yeni gelene demiyorum bak. Yeni gelenin başım üstündesin. Yeni gelene demiyorum. Lan senin çok oldu ya, birkaç senede beri görüyorum derste. Hala saçın arkasında şey lastik kat takmışsın ya. Ya kardeş bu kadar da olmaz ki ya, biraz çeki düzen vereceğiz daha. Kızıyorsun. Ne kızı kızmayın. Seni sevdiğim için kızıyorum. Ha bunun için kızacaksan kızacak. Kız canım. Ben zaten hatır için konuşsaydım çoktan araban şarapola gitmişti. Ama bugün ha. Bugün Allah'a yemin ederim yalan söylüyorsun. Abi pazar günü diyor saat 3.30'da X televizyonunda programım var. Abi seninle çıkmak istiyorum. Dedim ya benim buldum. Ya saydı şu televizyon, şu televizyonlara programlar yapıyorum. Şimdi bu televizyon, bu çok ciddi bir televizyon. Üçüncü programım diyor. Abi seninle çıkmak istiyorum. Ne yapacağım ben? Abi ben soru soracağım psikoloji ruhu. Sen cevap vereceksin. Ben televizyonlara çıkmıyorum dedim. Niye abi? Prensip. Prensip. Çıkmıyor. Ha, yadırgarsın, yobaz dersin. Eyvallah. Ha bugün ya. İsmet'te denk geldi. O teklif yaparken telefonda. Abi çıksak olmaz. Olmaz kardeşim. Ben çıkmam. Tabii ihtiyacı olan arıyoruz. İsparta valisi ustada haber göndermiş.
Demiş serbest. Artık kürsülere çıksın, camilere, halka konuşsun. Serbesttir demiş. Üstad ne demiş? Biliyor musun? Acayip demiş. Anladın mı? Gözümüz bizim 10 defa tokat yiyip tecrübe olmayacak bize. 78'di insanım, 78. 75'lerde çatışmalarda bulunmuş bir insanım, 75-76 askeride. Televizyonların oralarda insanı nereye soktuğunu iyi biliyorum. Hocam. Ondan sonra indir aşağıya. Mütevazi bir hayat bize lazım. Bize mütevazi hayat lazım. Bize şaşağı değil. Bize vicdan dünyası lazım. Bize samimi Müslümanlar lazım. Yok. Onun ne psikolojimiz müsait ne zamanımız var. Artık lakara lukara yaşamaya zamanımız yok. Fırsatımız da yok. Bir sürü insan tenkit edecek. Tamam, sen git kardeş. Peki sen niye gitmiyorsun? Hasan Akar gitseydi bugün Hasan Akar olmazdı zaten. Sen gitmek istediğin için gidemiyorsun. Ben gitmediğim için beni tekli zorluyorlar. Sen gitmek için çıkartmıyorlar. Ben gitmek istemediğim için zorluyorlar. Ve o mu yaptığını zannediyorsunuz? Allah yaptırıyor. Bakayım kulum ne yapacaksın? Al sana fırsat. Hayır ya. Ben senin razı olmadığın ortamlara girmek istemiyorum. Taviz vermek istemiyorum dinimden. Takvalı hayatımdan taviz vermek istemiyorum. Vicdanlarda olmak istiyor. Ekranlarda değil, vicdanlarda. Ben nurları anlatmıyorum. Nurlar zaten biliniyor. Ben nurları söyleyecektim. Başka ne söyleyeceğim? Bir bilgim yok ki. Ben oturduğunuz zaman ne konuşacağım? Maç bilmem. Türkiye'nin yarısı batsa haber seyretmediğim için Türkiye'nin yarısı batsa sabahtan şimdiye kadar bilmem. Yarısı batmış ya. Haberim olmaz. Dinlemem. Ne konuşacağım? Bunları konuşacağım işte. Allah Kur'an. Uçakta Diyarbakır'dan geliyorum. Kaç gün oldu? Bugün üçüncü gün. Çarşamba günü geldik. Ne yaptı? Dördüncü gün. Uçaktan geliyorum. Meğer Diyarbakır bunlar Kürt. Ne biçim insanlar bak hele. Bir de medya nasıl zalim medya neler gösteriyor bak. Bak. Benim Kürt kardeşim bak ne yap. Meğer takip ediyormuş. Ben bilmişim. Ben ne yapayım? Kur'an'ımı okuyorum. Can kenarında. Yanımda oturuyor falan. Tahap şeyde. İsmet arkada. Neyse. Kur'an'ı bitirdim. Sabiha Gökçen'e inmeye başladı. Dedim ya tefekkür edeyim. Zaten cüzümü de bitirdim. Son 10 dakika. Kapattım. Bakacağım. Hemen oradan adam fırladı. Benim doğulu Kürt kardeşim. Allah peygamber senden razı olsun dedi ya. Bindin Kur'an, indin Kur'an. Bizi de nurlandırdı falan adam ya. Coştuk ya. Ya Allah peygamber senden razı olsun. Aynı böyle kullandı ya. Bir İsmet Tübüsü yapsın ya. Ya dedim ya. Hiç senden Allah razı olsun dedim ya. Bir uçak duyuyor biliyor musun her taraf. Adam zaten konuşamıyor. Dedim kardeşim madem sen Kur'an'ı takdir ettin. Senin ölülerine de okuduğum cüz sayesinde hepsi ruhlarınıza gitsin dedim. Ve burada amin diyenlere dedim. Hepsi bir de amin dediler. Ama dedikleri şu. Allah peygamber senden razı olsun dedi ya. Ama burada nasıl gösteriyorlar oraya? İyi ki gitmişim ya. Diyarbakır, Süverek, ondan sonra Çermik. Ya ne kadar acayip insanlar, mükemmel insanlar ya. Hiçbir şey. Aleyküm selam başım üstünesin diyor. Hürmet ediyor acayip bir şey ya. Koca koca adamlar ya. Elini almak istiyor bu kadar. Dine saygılı ya. Ben Kur'an'ı koydum. Hiçbir şey demedim ya. Tanımadım adamı demiş. Allah peygamber senden razı olsun dedi ya. Ya uçağa bindin dedi. Kur'an dedi ya. Bak yine ben dedi ya. Ne kadar şu hoşuma gidiyor dedi ya. Ya bu adamlar ya. Ben başımın üstüne koyarım ya. Elhamdülillah ya. Bu millet hamdasın ya. Allah razı olsun ya. Elhamdülillah. Ben çok şey yapıyorum. Vicdan işte vicdan. Ben Müslümanları seviyorum yani. Hamdolsun. Başka. Cemaatin
esasını esas alıp fertlerin hassasiyetlerini eğitim ve terakkilerini nazara almaya cahil ve ademi muhakemesizlerden hemen uzaklaş. Ne yapacağız? Cemaatin esasatlarını nazara alacaksınız. Sakın kişilerin, dershanede hizmet edenlerin, kişilerin hassasiyetleri nazara almayınız. Dershanenin usulünü, kurallarını ferdin arzularıyla kaldırmayınız. Lakaytları ruhsatla okşamayınız. Risale'de geçmiyor mu? Şiddetle. Hem de şiddetle diyor. Lakaytları şiddetle ikaz ediniz diyor. Ruhsatlarla okşamayınız. Cemaatin kuralını, Risale-i Nur'un değişmez esasları olan prensiplerini sakın fertlerin hassasiyetlerine değiştirmeyiniz. İnsanların eğitim ve terakkilerini nazara almaya, yani efendim ya adam falandır şöyle, farklı da şey yapma kardeşim. Yani dershanenin kuralını bozma. Adam uyuyorsa uyar, uymuyorsa kapı orada. Biz çoğalmak için değil, korunmak, kurtulmak isteyenlere kapımız açıktır. Biz dışarıdan gelen havaya göre şekil almayız, almamalıyız. Kurtulmak isteyen limana girmek, dışarıda fırtına var denizde. Gemisini kurtarmak isteyen limana girsin. Eğer ben dışarıdaki gemilerde rahatça bilmem şey yapsın diye limanın böyle şeyi vardı ya böyle ağzı. Onu kaldırırsanız bağlı olan gemiler de dalgadan kırılır dökülür. Sakın onu dalga kıranı kırmayınız. O dalga kırandır. Rüştü abi, Zübeyir abi demiş. Nur, cemaat, medrese liman gibidir. O dalga kıran hadiseler karşı mukavemet ederdir. Eğer o dalga kıranı kaldırırsanız hatır için bağlı olan gemiler de kırılır. Efendim o çabuk girsin. Zamanında girsin. Kardeşim bizim çoğalmak değil derdimiz yok. Ben adım gibi inanıyorum. İkinci emirde kaç tarihleri arası yazılmış? Hadi. 1944. Kaç arası bir de? 1944'te başlayıp 48'in başı, 47. 1944-48. Ustad diyor ki ikinci emirdağında. Bundan 50 sene sonra ne yapar? 98 ve sonrası. Bu milletin nesli atesi %90'ı nefs emmaresini Allah diye tapacak. 80 milyon kabul edin Türkiye'yi. 9 kere 8, 72. 72 milyon nefsine tabi olacak. 8 milyon tabi bunu tenkit edecekler. Et kardeş sen ne edersen kendi ayağını bastığı dalı kesiyorsun. 8 milyon. Ustad diyor ki bu durusu Kur'an'ın içinde olanlara onda ikisine pasaport vermiyor. Sadakatsızlığından dolayı. Onda 8'ini veriyor. 8 milyonun onda ikisi ne yapar? 2, 8, 16. 1, 600. 1, 600'ü de çıkar. 6,5. Niçin bunu söylüyorum? Kardeş, biz insanların ne kadarı böyle dine taraftar olduğunu biliyoruz. Onlar diğerlerini hatırı için limanın dalga kıranını kırmayacaksın. Kurtulmak mı istiyorsun? Ben uyuyorum. Ben uymadım sana söylemiyorum. Kurtulmak istiyorsan bak ben namaz kılıyorum sen de kıl. Ben oruç tutuyorum. Ama ben bunları okuyorum. Ben bunları uyuyorum. Sen de bunlara uyacaksın. Son hadiseye kadar Risale'ye sadakatsizlik nasıl olur diye hiç hayal bile edemiyorum. Ya bir bakıyorsun adam bak. Ustad diyor ki gelmemesi için ikinci emirda 206'da gelmemesi için diyor. Çünkü azam işerdir. Ehven-i şer'i şey yapın diyor. Tercih edin. Ona zararınız dokunmasın diyor. Hem de en son mektup. Ustadın vefattan önce en son verdiği ikinci emirdağın en son mektubu. Onlara zararınız dokunur, menfaatınız dokunsun. Zararınız dokunmasın. Ta gelmesin. Adam hizmet namazına oy vermiş. Zındık da kafirin kurduğu iş yani. Zinet kafir. Çünkü şimdi adam şimdi tevil ediyor. Ve koca koca nurcu dediğimiz adama gider. İki şey yapmıyor. Ehven-i şer'e hücum ediyor. Ehven-i şer zaten kötülüğünü anlatmana gerek yok ki. Çakaldır, hırsız. Tabii ki öyledir. Belki de bilmediğin daha fazlalar var. Ama bu hayır demiyor usta.
Şerdir ama ehvendir. Buna göre. Şimdi mesela menfi milliyetçilik yapan Türkçülük ve Kürtçülük. Şimdi ona verecekler. Kürt milletini yapanlara verecekler ve din diyecekler buna. Dedin ya sen son tarihe kadar Risale-i Nur bilip de nasıl ihanet. Dine, ne Risale-i Nur? Dine ihanet yani. El-İslamiyetül Asabiyetül Cahiliye. İslamiyet cahili adeti olan menfi milliyetçiliği kaldırmıştır. Haramdır menfi milliyetçilik. Milliyetçilik, İslam milliyetçiliğinin dışındaki milliyetçilik haramdır. Küfre rıza küfürdür. Adam umurunda değil ki. Çünkü zaten kafir olmuş. Kafir, kafir olmaktan endişe eder. Kafir, kafirlikten endişe etmiyorsa zaten kafir. Kim endişe eder? Kafirlikten kim endişe eder? Kafir olmayan, Müslüman endişe eder. Ama kafirlikten endişe etmiyorsa o da o tiptendir. İnsan korkar da. Peygamberlerin korktuğu bir hadisi başımıza gelecek. Ölüm vakası gelecek. Allah ayetlerinde ne kadar bak mektubatta diyor. Vela terkenu ilerlezine zelemu fetemesekum nar. Zalimlere, hainlere, din düşmanlarına yanaşmayınız. Temas etmeyiniz. Hafif küçük meylederseniz ateş size dokunur. Adam yapıyor. Dedim ya bu dedim Allah'ı inkar eden bir rejimin siyasileşmiş bir hareketidir. Sen buna nasıl taraftarsın? Ne cevaba bak. Hocam siz de hizmeti anlamamışsınız. Hizmeti anlamamışım. Ama o hiç dini anlamamış. Allah'ın dinini hiç anlamamış. Dini. Bana hizmeti, hizmetin cehaleti olarak. Ona senin işkemeni biliyorum lan ben 1900 X'ten beri. Yani ben bu hizmete parkure girmedim ki anlamasına. 17 yaşından beri girdim ve her şeyimi verdim. Hiçbir şeyim yok dünyada. Ailemden de kalanları da verdim arzularımı. Yani böyle demem bazen gerekiyor. Benim hayatım bu. Hayatını vermişsin ya. Hizmete bana diyor ki hizmeti bilmiyorsun. Ha, hayatımı verdim. Sen parkura kenardan gittin belki de 10-15 dakika günde ancak okursun. Fırsat buldukça hafta birkaç derse gidiyorsun. Benim ömrümün dakikaları hep bu. Ömrüm dershanede geçiyor. Bütün meşru haklarından vazgeçmişsin. Evliliği terk etmişsin, dünya menfaatlerini her şeyi terk etmişsin. Ya bu saatte bak benim şahsi bir arabam yok, şeyim yok. Ve maddi ailemde kalan parayla bile araba alamıyorum. Babamdan kalan servet var, onunla araba alamıyorum. Nasıl izah edeceğim millete, sen onu nereden buldun? Lan nasıl anlatacağım ailemden kaldı diye. Sırf bu fitne olur derler diye araba alamıyorum. Anlıyor musun Erdin? Babamdan kalmış o. Ulan sen dershanede kaldın, kalıyorsun abi yaşlandın da birisinden Allah bilir tamam mı nereden getir bunu nasıl izah edeceğim diye meşru hakkım ha meşru alamıyor. Hele bu zamanda hükümete kesin şey yaptı derler. Ondan sonra benim hükümetim bu hükümet kadar bana zarar veren bir şey görmedim ben hükümet maddeten. İçeren köyde yeri söylüyorum. İçeren köyde Üsbostan üstü, Elbeş'in üstü. PTT Hastanesi'nin arkası. İçerenköy merkez. Eski İçerenköy. PTT Hastanesi'nin arkası. Orada 6 yol var. Kavşak ve havuz var. O havuzun olduğu yerde büyüdüğüm oda ve dershane. Onu yıktı adam. 6 yol olabilecek kadar daireye 60 bin lira para verdi 2013. Şimdi 2015'teyiz. 60 bin lira. Etraflarına gökdelenler var. 6 yol. 6 yol kavşağın ortasına 60 bin lira daire şeyi vermiş. Ve bir tane değil, iki tane değil. Hem dershane de var. Adamlara da teklif de sundum. Yıktığınıza mukabil bana daire verin, para da istemiyorum. Bak burayı dershaneyi yıkıyorsunuz. Dediğim halde vermediler. Ben ne yapmam lazım? Aleyhinde olmam lazım değil mi? Bunu görmeyenlerin gözüne girsin. Menfaat diye diyenler de yok. Duymadım. Bana benim için menfaat aldı falan. Onu duymadım. Kimse hakkını almam da diyebilir. Ben bu kadar zarar gördüm. Ne yapacağım? Alem-i İslam'ın menfaati mi nazar edeceğim? Kendi şahsi menfaatim. Ben burada ne yapmam lazım? Bir bahane uydurmam lazım. Zaten bir sürü bahanesi var. Vay zalimler. Demem gerekmiyor mu? Ama ne yapıyorsun? Alem İslam. Madem bu CHP gelmemesi için ustad bu dedi. Tamam. Benim ağzım bitti.
Ama aklım almıyor. Alsın almasın. Benim kafam çalışmıyor zaten. Basmıyor. Usta dedi bitti. Benim kafam basmaz. Hakikaten basmaz. Dershaneye yıktı ya. Dershaneye yıktı. Bak arkadaş diyorum yıkın o Büyükşehir Belediye şeyine diyorum ki müdüre yıkımla alakalı. Burası dershane. Dairemi de istemiyorum. Dershaneye mukabil bana bir yerde daire verin. Vermedi. Ne yapmam lazım? Aleyhinde mi bulunmam lazım? Şahsi şey. Şahsi hukukta fedakarlık amali salihtir. Mütekelim vahde olsa bu. Mütekil mal gayrı olursa, yani umumi hukukta ise orada şey yapamazsın, fedakarlık yapamazsın. Tamam tamam yapabiliriz, neyemez. Demek ki şahsi hukuk benimdi, umumi hukuk çatıştı. Ne yaptım? Şahsi hukukumdan vazgeçtim. Zararımdan vazgeçtim ben. Ama yok bu menfaati var diye duymadım. Çünkü hep ustadın talebelerine bile dediler ama benim için demediler. Çünkü biliyorlar. Niye şey yaptım? Cemaatin esasını esas alıp fertlerin hassasiyetlerini nazara alınmaz. Eğitim ve terakkilerine nazara almaya cahil ve ademi muhakeme sizlerden hemen uzak ol. Şimdi mesela kişilerin eğitimlerini de nazara alarak onların eğitimine alakadar olacağız. Burayı anlattık. Uzatmayayım. Konuyu değiştiriyorum. Yeni evli ise çocuğun gelmesine sakın engel olma. Sonra düşünür sakın deme. Biyolojik şeyi ve psikolojik, biyolojinin dışında ruhsal zararları neler olduğunu anlamazsın. Bu çıkan huysuz, hırçın, doyumsuz, tatminsiz, erteleyici tiplerin senin başta yaptığın bu hatalarının da tesiri vardır. Uzatmayacağım o konuyu. Özel hayatında haramlara düşme. Helalini haram yapma. İnternet, televizyonlardan, cep telefonlardan uzak dur. Haramiyetinden bahsetmiyorum. Beyin enerjisini sömürüyor. Sömürüyor. Televizyonun karşısında çek yatta olanlar niçin uyuyorlar? Niçin yatağa gidemiyor? Gidecek enerji yok ki nasıl yürüyecek? Beyin sömürülmüş. Enerji yok. Kalkamaz. Oraya siner, pinekler. İşte Allah için böyle karısı onun üzerine bir tane veya adam da battaniye atarsa orada. Sonra birkaç saat orada demlenir. Ruh yeniden bir enerji imal eder. Nereye kadar? Şeye gidebilene kadar, yatağa gidebilene kadar enerji toparlar, ondan sonra hemen atlar gider. Enerji maddeten, fiziksel enerjiden bahsediyorum. Boşatıyor. Geçimsiz, mukaddesatına saldıran akraban, akreplerden uzaklaş. İşini, vazifeni başkasının vazifesine endeksli yapma. Yani sen böyle böyle yaparsan ben de böyle böyle yaparım deme. Sen sana yakışanı yap, zira herkes kendisine yakışanı yapar. Eğer senin hareketin ona uygun, ona cevapsa sen kölesin. Çünkü senin hareketini o belirledi. Sen böyle böyle yaptın. Aha ben de sana böyle böyle yapıyorum. Benim bu hareketimi kim şekillendirdi? Sen. Sana sen böyle yaptın ya, ben de mecbur oldum öyle yapmaya. O zaman ben köle ruhluyum. O ne yaparsa yapsın. Ben bana yakışanı yapmam lazım. Hazreti Ebu Bekir'in de öyle kendisine bir hakarete savunma durumu vardı galiba hadiste. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a söylüyorlar. O sükut ediyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ebu Bekir'e bakıp tebessüm ediyor. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh kendini savununca Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ifadesi değişiyor. Suratı değişiyor. Efendimiz hakaret ediyor bana. Efendimiz hakaret ediyor, Efendimiz cevap vermiyor aleyhissalatü vesselam. Hazreti Ebu Bekir de sükutunu bozuyor, cevap veriyor. Efendimiz de ona mukabilinde karşılığını melaikeler veriyordu. Sen cevap verince diyor, melaikeler gitti, şeyatin geldi. Bir peygamber şeytanla aynı ortamda bulunmaz diyor. Evet.
Başka okuyayım. Şeytanların, cinlerin... Ha bak tevafuk etti. Şeytan bulunmaz dedi ya. Şeytan tevafuk etti. Şeytanların, cinlerin ve erva-ı habiselerin vesvese ve vehim vermekten ileri medhalleri yoktur. Sana saldırmalarının en büyük sebebi Kur'an okumaman ve senden korktukları için sana saldırıyorlar. Senden korkanlardan niçin korkuyorsun? Çünkü korkan saldırır. Yani belediye başkanı gidip de sokakta hava atmak için simitçilere, seyyar tezgahçılara saldırmaz. Onları ancak zabıtalara verir. Çünkü başkanın böyle bir ihtiyacı yoktur. Başka? Namazlarını vaktinde kıl. Asla tesbihatını bırakma. Dua etmeyi çoğalt. Enfusi dersleri oku ve dinle. Her derdin dermanı enfusi derslerde olduğunu unutma. Bana da dua etmeyi de unutmasın inşallah. Naz makamı diye koymuşum. Not düşmüşüm. Naz makamı. Elinden geldiği kadar günahlardan uzak dur. Yuvanı yıkma. Zora kal. Yani yuvayı. Bazen yuvayı yıkmak, yuva yapmaktır. Çünkü o kadar acayip acımasız sıkıntıya tahammül ediyor ki psikolojin bozulduktan sonra yuva muva olmaz. Baktın ki tahammül edemeyeceksin. O zaman yıkılmamak için yık. Sen yıkıldıktan sonra zaten sen de yıkıldın, o da yıkıldı. Bilerek, hadis var ya, bilerek kendinizi tehlikeye atmayınız. Artık herkese göre, çapına göre değişir. Vallahi daha devam edersen ben, psikolojim bitti. O zaman bırak. Çünkü Allah mubah olup Allah istemediğidir. Haram değildir boşanmak. Mubahtır ama Allah istemiyor. Dertlerden kurtulacağım diye büyük dertlere atlama. Yani mesela diyelim, uygulayayım. Kiradan kurtulacağım diye faizle, krediyle para çekip ev alma. Kirli çama neye benzer? Kiradan kurtulacağım diye krediyle araba alan, ev alan kirli çamaşırını, Hazreti Ali'nin sözüdür, kirli çamaşırını sidikle yıkamak gibidir. Boşanmış hanımlarla bekar kızların uzun müddet aynı dairelerde kalmalarına müsaade etmeyiniz. Boşanmış kadınlarla evlenmemiş kızları asla, hanımlar dershanesinde asla kalmasına müsaade etmeyiniz. Hatta evlilerle, evli hanımlarla, boşanmamış olsa bile, evli hanımlarla bekar kızları elinizden geldiği kadar bir yerde tutmayınız. Erkekler dershanesinden bahsediyorum. Sakalsı daha gelmemiş Şabr-ı Emret çocuklarla bir odada kapalı yerde Kur'an dahi öğretsen sakın yapma. Haramdır. Kapı açık olsun, umumi salonu açık olsun. Elinden geldiği kadar ders salonunda, herkesin ortamında ders ver. Sakın yalnız bir yerde kalma. Şabr-ı Emret diye İslam'da hüküm var. Şabr-ı Emret'te bir odada yalnız kalamazsınız. Haramdır. Şabr-ı Emret sakalı gelmemiş. Kız çocuklarından daha tehlikelidir. Postanede tanışılanlardan ne koca olur ne de karı olur, hanım olur. Başka bir şey olur ama yuva olmaz. Ha mesela, biz iyiyiz. Sakın çalışan hanım alma. Almışsan sakın çalıştırma. Çok zor kalmadıkça. Kadın, kızacaklar bana. Kadın para getirmiyor, asit getiriyor. Getirdiği para evdeki her şeyi bozar. Yapma. Çünkü kadının fıtratı bozuluyor.
Bir derste demiştik, kaç sene var, 5-10 sene var, 5 sene. Kadın çalışıyor, doğurduğu çocuğu kreşe koyuyor. Ve başkası analık yapıyor. Kazandığı paranın bir kısmını kreşe veriyor mu? Kalan parayla da çalıştığı yerde uygun olayım diye kılık kıyafet alıyor mu? Yollara ve yemeğe veriyor mu? Kazandığın para bir kısmı kreşe gitti. Bir kısmı da yolda kıyafetlere gitti. Niye çalıştın? O zaman hiç çalışma. Para da kazanma. Çocuğuna analık yap. Çocuğuna analık yapmak kadar şerefli bir meslek dünyada ben bilmiyorum. Ha bir üstün mertebesi var, o da peygamberlik. Ben çocuk analığından daha üstün mesleği peygamberlik biliyorum. Vakıflık bile değildir. Ben vakıfım. Bak 52 yaşındayım. Ağustos'ta 53 olacağım. 17 yaşından beri buradayım. Analık kadar şerefli bir meslek bilmiyorum. Bir tane peygamberlik var. Çünkü anam yetiştirdi beni. Ana diyor, öyle demiş Fatih, Yavuz'un mu? Yavuz Sultan. Yavuz söylemiş yani. Yanlış olmasın diye onayladım. Yani ana beşik sağlamıyor, dünyayı sağlıyor. Şimdi daha tehlikesi başlamış abi. Özellikle dindar insanlarda çocuğunu kreşe gönderiyor ya da kursa, kendisi gidip başkasının çocuğuna bakıyor. Allah Allah, ne? Allah, böyle bir şey de duymadım, böyle manyaklı, yani böyle deliliği, serseriliği duymadım ya bu kadar. Kendisi böyle dindar abi, orada namazlı, çocuğunu kreşe gönderiyor, boş kaldım diyor, bu sefer gidiyor başkasının çocuğuna parayla bakıyor. Yani otur evinde çocuğuna bak. Çocuğa bakman zannediliyor ki altını almak, emsirmektir. Ruh inşa ediliyor, ruh. Akıl inşa ediliyor, ruh inşa ediliyor. Allah'ın kulu Muhammed ümmeti yetiştiriliyor. Bundan daha şerefli bir ne meslek olabilir? Allah'ın ilk yaptığı iş insana. Ve aleme Adem'e esme külla. Allah Adem'e öğretmenlik yaptı. Ve aleme Adem'e esme külla. Öyle mi? Allah Adem'e Esma-i Hüsna'yı öğretti. Öğretmenlik yaptı. Ustad da diyor muyum? Bir yaşındaki diyor validem, ben bir yaşındayken validemin ruhuna ektiği telkinlerin üzerine diyor 80 senelik hayatım inşa edildi. Ben inan, ben hayatımda da var. Herkes bilir. Herkes hayatımda. Anamın o söylediği, çocukken bana söylediği şeyleri şu anda aklen ya öyle değil desem bile asla terk edemiyorsun. Karakter oluyor. 6,5 yaşına kadar sabit hard disk yapılıyor. 6,5 yaşına kadar, ki İmam Ali'ye göre 7'dir. Sakın kimseye çocuğunuzu teslim etmeyin, kırışmayın. Ana disk inşa ediliyor. Ondan sonra 7 yaşından sonra bu imbisat ediyor. 7 yaşına kadar ne verdin verdin. Ondan sonra ana diskte yazılmaz. RAM'a yazılır. RAM. Doğru mu? Hard disk ayrı, RAM ayrı değil mi? Geçici bellek. Geçici bellek RAM 7 yaşından sonradır. 6-7 yaşına kadar yap. Hatta İslam hukukunda 7 yaşına kadar çocuğu bir yerde çalıştırmak haramdır. İş yeri de çalıştıramaz, ana baba da gönderemez. Çünkü temel ilim verilmesi lazım. Haram. Şifahi işittim abi de. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a 6 yaşında bir bebek terbiyesi için getiriliyor. Efendimiz diyor ki Aleyhisselatü Vesselam çok geç kaldınız diyor. 6 yaşına kadar diyor bir bebek alacağını anne ve babasından alır diyor terbiye. İşte ama kimler götürür kreşe çocuklarını? Pastanede, postanede tanışılanlardan karı koca olanlar çocuklarını gönderir. Eve para getiren hanımlar, evlenmemeye çalış. Çünkü para değil asit. Ha işine yanamadı. Bunu bana gönder canım. İlle uyacaksın değil. Bana daha hakaret etmene gerek yok. Hoşuna gitmedi. Hemen geç burayı veya dinleme, kapat beni. Ama ben hayatın ruhundan konuşuyorum. Böyle bir kitap falan nakil değil bunlar. Zaten dikkat ederseniz uslup bakımından da böyle bir kitap falan değil bu. Hayatın ta içinden böyle. İçime mesela başka yok. Arkadaşları düzgün olmayan erkeklerle evlenme. Kızlara hitaptır. Evlenirken kızların namazına bakılmaz,
Tesettür ve soyuna bakılır. Annesine mutlaka. Erkeğin de namazına ve arkadaşına bakılır. Erkeğin arkadaşına bakılır, kızın anasına bakılır. Evlenirken çocuğunuza ana, çocuğunuza baba olacak anlayışın sende hakim olsun. Allah Resulü'nün hadisiydi, onu ben şey yaptım. Diyor ki, evlenirken çocuğunuza ana arayınız. Evlenirken kendine nefsi alet değil, ana arayınız. Şöyle diyorum. Sen evlendin. Kimle evleneceksin biliyor musun diyorum. Kimle abi? Evlendin. Tamam. Bir yaşında çocuğun oldu. Tamam, kadın kanser oldu, vefat etti. Kaza geçirdi, vefat etti. Elinde bir yaşında çocuğun var. İki yaşında çocuğun var. E sen de çalışıyorsun. Ne yapacaksın? Anne baba yok. Kreşe koyacaksın değil mi? Bir yere bakacaksın. Bakımcı tutacaksın. Bir yere gittin, bir daire, fakir bir insana çocuğu teslim etsen. O teslim etmeden önce o kadın benim çocuğuma analık yapabilirdi diye araştırman gerekmiyor mu? Sen evleneceğin kıza var olan çocuğunu teslim etme niyetiyle ben buna çocuğumu teslim edebilir miyim diye bak o kıza. Ey kızlar, siz de ben kocası vefat etti. Kocam vefat etti. Çocuk elimde. Erkek çocuk elimde. Yani işe de gidiyorum. Ya bir kreş olsa erkek. Ya bu çocuğu baksa kreşte. Bu baba olabilecek adam mı? Bunu araştırdığın gibi evlenirken de çocuğuma baba olabilir mi diye bakacaksın. Bana koca olabilirim diye bakma. Bakarsan ben dakika dukka isteğin tipten cevaplar gelir sana. Daha önce de dedim. Sen ol. Sakın ha, sabit ölçülerini değiştirme, sorgulatma. Yani sakın disiplininden taviz verme. Gözümleri, yani çözümleri bu merkezde ölçü yaparak çöz. Mesela sabit şey değerlerim var, kurallarım var, disiplini olmuş. Sakın taviz verme. Dine uygun. Miras taksiminde 1/3 kıza, 2/3 erkeğe taksimi olan Allah'ın taksimine razı ol. Yoksa çıkar aheste aheste. Ben laik sistemin bana şey yaptığını kale alırım dersen çıkar aheste aheste. Tuvalet adabını öğren ve uygula. Ne o? Bu ne? Cincilerden, nuskacılardan, üfürükçülerden uzak dur. Fal baktıranın, bakanın ve baktıranın imanı gider hükmünü unutma. Peygamberimiz demiş. Senin Hizbul Kur'an'ın, peki çareyi söyle. Hizbul Kur'an'ın, Hizbul Hakayık-ı Nuriyen sana kafi ve vafidir. Aa biz bu Kur'an okuyorum, biz bu Hakayık okuyorum, Risale okuyorum, derslere gidiyorum, denet sıkıntım var. Doktorluksun. Doktora gideceksin. Aa bir Nurcu doktora gider mi? Ayağı kırıldığı zaman doktora gitmiyor musun? Nurcu doktora giderim diyor musun? Diyalizin bozuldu, böbreğin bozuldu. Diyalizle gidemez mi Nurcu? Lan sinir sistemi de bir organdır ya. O da bir organdır. Bastonu tutuyoruz. İlaç nedir? Baston gibidir. Baston ayağı düzeltmez. Ama ayağın düzelirken yardımcı olur. Hizbul Kur'an okuyorsun. Hizbul Hakayık'ı da okuyorsun. Haftada bir gün derse gidiyorsun. Risale devinde okuyorsun. Gene sıkıntın var. Gene korkuların var. O zaman doktorluksun. Cinci falcılarla ne işin var? Fal baktıranın da bakanı da. İmanı gider diyor. Hiç duymadın mı? Başkasının mahrem dünyalarını tecessüs etme. Edineni de sevme. Başkasının mahrem dünyalarını sorana, gizli takip edene, çeşitli yollarla öğrenmeye çalışan tipler biliyorsan onlardan uzak dur.
Eğer uzak durmasan senin hayatın da casuslamıştır demektir. Çünkü seni de irtibatın olursa seni de casuslayacak yani. Hastalıklarınızı sadaka ile tedavi ediniz hadisini unutma. Hayır hasenatın olsun. Yemek yedir. Erkekler cömert olun. Hanımlar da daha çok hayalı olun. Ne adam? Böyle cimri pinti. Buradan ne hayır gelir ya? Bundan uzak durun. Cimri pintilerden uzak durun. Ben hakikaten eskiden beri sevmedim. Cimriyi sevemedim. Enanet, gururlu kibirlerini sevemedim. İnsanlara tepeden bakanlar var ya. Onu bunu aşağılayarak kendisini ifade edenleri hiç sevemedim. Taassup tiplerden hep eskiden beri tiksinmiş. Kendisini ortaya koymuş, pergelin ucuna koymuş. Diğerleri idare eder. Mekruhtur, kerahattır, caizdir, sünnettir. O vaciptir. Ben farzım. Radiyallahu anh. Senin gibi nerede bulunacak ya? Bulunmaz. Ya hiç sevemedim. Enaniyet. Ne enaniyeti ya? Ne enaniyet? Hepimiz kuluz ya. Alt tarafımız bir damla pis su ya. Sonumuz bir avuç toprak. Gelan'ın sözü bu. Ne gurur kibir kardeşim. Başlangıcımız bir damla pis su. Onunla yıkanıyoruz bile. Sonumuz bir avuç pis toprak. İkisi arasında yürüyen bir mahlukuz ya. Ne? O karnımda ne taşıyorum? Pislik taşıyorum. Bu pislik taşıyanın kafasında gurur olur mu ya? Olmaması lazım. Onun için gurur kibir acayip bir şey. Enanet, ben merkezli, cimri, Allah Resulü öyle diyor. Ben sevmem, benden uzaktır diyor. Cimri, ondan sonra onu bunu sorgulayıp, yargılayıp kendisini ifade eden. Dur ya. Gene beni dinlemeyin de şeriata vurun. Ben oralardan bulduğum ölçülerdir. Başka, bitmek üzere de burayı bitirmek istiyorum, şu kadar kaldı. İfrata varmamak şartıyla merhametli ve şefkatli ve muhabbetli olun. Haftada birkaç defa gusül yapmayı mecbur olursan sinir sisteminin alt yapısı göçer. Tamada asabilik buradan başlıyor. Tamda asabilik buradan başlıyor. Haftada birkaç defa gusül edenlerde sinir sistemi kökten çöküyor. Tam işte asabilik buradan başlıyor. Suistimal. İhtilam meselesi mi abi, yoksa normal... Ne anlıyorsan. Normali de öyle. Normali de. Çünkü normali haftada birkaç defa değil, lemalarda tesettür risalesinde 20 günde bir diyor. Had ahir zaman fitnesidir. Diyelim ki yarısına inse, hani bilmiyorum, risade geçen o. Ben karışmıyorum ama. Hani çok fitne dönemindesin ha. Ama haftada birkaç defa gusle mecbur oluyorsa onun sinir sistemi çöküyor demektir. Abi nerede çöktü? Çökmeseydi zaten yapmazdı. Çöktüğünün alameti öyle davranmasıdır. Şimdi abi süfli levhiyattan dolayı bizde o suistimalattan dolayı bir sevk oluyor. İşte o sevk. O sistem bozulduğu için o sevk oluyor. Başka? Yaptıklarımızın yanlış veya doğru olduğunu biliyor muyuz? Ne ile? Neyin iyi, neyin yanlış, neyin doğru olduğunu hangi ölçülerinle biliyorsun? Ölçüyü işine geldiği zaman mı, yoksa her zaman kullanıyor musun? Kendine bunları sor. Neyin ne olduğunu neyle biliyorsun? Unutma, sırf iyilerin yaşadığı dünyada yaşamıyoruz. Biliyor musun, kötülerin iyilerden alacakları olduğu gibi, iyilerin de kötülerden en azından ibret dahi olsa alacakları vardır. Zira küfür imana hizmet eder sırrını unutma. Bir şeyi hak edip etmediğini kim belirliyor? Seni ötelere hazırlamak için şu anda olanların olması gerektiğini, yani Rüştabi'nin bir sözüdür. Abi bu niye böyle oldu deyince böyle diyorlar. Abi ne olacak falan. Her şey olması gerektiği gibi oluyor derdi. Çok ilgimi çekerdi.
Her şey olması gerektiği gibi oldu. Her şey olması gerektiği gibi oluyor. Geniş daire de böyle derdi. Şu anını başka aleme göre değerlendiremezsen neticesiz olur. Burada kesiyoruz. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin el-Fâtiha.